Yo 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 hepinize selamlar ben ve evet bu bir sahur videosu. Umarım iyisinizdir, umarım mutlusunuzdur ve en sonunda bu Allah'ın cezası şeyi getirirler ve bu bir güncelleme videosudur da aynı zamanda. Zaten daha önceki videolarda Source üstüne konuşmuştuk. Source neler getirebileceğini, gereksiz yere hype yapıldığını ve aslında çok, çok 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 basit olacağını bahsetmiştik. Ve ne yazık ki ben haklı çıktım ve dediklerim üç aşağı 5 yukarı neredeyse oldu. Bu videoda nelerden bahsedeceğiz? sourceki'den bahsedeceğiz. Sourcekey'i nasıl kullanabileceğinizden bahsedeceğiz. Sourcekey'in avantajlarını, dezavantajlarını, belli baş itemlerin aptal fiyatları çıkmasını ve kalan durumu özetleyeceğiz. Eğer bu konu hakkında özel bir video fikri olması isteyen varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Şimdi tatlı sponsorumuz olan skinsbank'e videoya sponsor oldukları için teşekkür ederim. Skins Monkey bildiğiniz üzere birebir güzel ve bir, tatlı bir takas sitesi. Lego can kodunu kullanarak çok rahat bir şekilde ilk takasınızı %5'lik bir bonus alıyorsunuz. Özür dilerim 5 dolarlık bir bonus alıyorsunuz. Ve üstüne üstlük siz burada yükleme yaparken ki buraya yeni birkaç şey geldi fark ettiğiniz üzere Burada Lego Legocan kodunu kullanarak %30 yerine %35 bonus alabiliyorsunuz. Ve bir siteyi ufak tefek yaptığımız katkılardan Google Pay ve Apple Pay'de ekledik. Eğer kullanıyorsanız sizler için de ayrı bir avantaj ve telefondan kullanmayı özellikle kolaylaştırabilecek bir avantaj. Bakmanızı öneriyorum. Tatlı bir site. Elimden geldiğince her iki üç günde bir ayrı zamanda burada yayın açıyorum. Ben her iki de Source 2 ve Operasyon Bekleme lobisiydi diye e, geldi. Belki artık oyun oynarım. Bilmiyorum. Bakabilirsiniz. O da açıklama kısmında var. Şimdi CSI... İki sınırlı test denilen bir şey gördük. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi şuradaki Steam'i bir kapatalım. Sağdan soldan sürüp bir insan çıkıyor. Mesaj geliyor. Sevmiyorum. Şimdi burada sınırlı test sıkça sorulan sorular denilen bir kısım var. Oraya birazdan geleceğiz. O kısım bu taraf. Buraya birazdan geleceğiz. O yüzden dediklerimi dikkatli dinleyin. Böylece bana 20 kere sormuş olmayın. Şimdi burada çoğu şeyi Türkçe çevirdim ben. Ee, otomatik olarak Türkçe çevirdi ve oldukça güzel oldu. CS2'de klasik olarak yeni bir dönem başlıyor ve bu yaz başlıyor. Yani bu da ne demek oluyor? Herkese şu anda source 2 açık olmayacak. Tek bir map açık sadece şu anda source 2 için ve belli başlı oyunculara açık. Belli başlı içerik üreticilerine açık ve belli başlı rastgele seçilmiş oyunculara açık. Şimdi burada zaten videoyu oynat denilen bir kısmımız var. Videoyu sizlere gösterelim hızlıca sessiz alarak. Ve sizlerle birlikte izleyelim videoyu. Burada zıplamayla alakalı smok gösteriyorlar. Normalde bildiğiniz üzere key bindings ile zıplama smokları atılırdı. Smokların grafiklerinin tamamen değişmiş olduğunu görüyoruz. Smok mekaniklerinin değişmiş olduğunu görüyoruz. Ve bunun belli baş konularda artısı ve eksisi olacak. Bunun birkaç tane gameplay videosu daha fazla var. Fakat e, smokeların tamamen değiştiğini görebiliyoruz. Ben zaten kendi Source 2 videomdan demiştim. Böyle aptal salak şeyleri değiştireceklerdi. Oyun Black Ops gibi veya ne bileyim Battlefield 5 gibi mükemmel gerçekçi durmayacaktır. Ama belli başlı durumlar değişecektir. Görmüş olduğunuz üzere bombalar smoke götürüyor. Bakın mesela smoke counterlarına bakın. Bombalar smoke götürüyor ve aynı şekilde ateşler de smoke götürüyor. Böylece smoke'un içine sıkarken bir sonrakinde çok çok daha dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bu bombalarda gene aynı şekilde olacak. Tuhaf bir mekanik mi? Tuhaf bir mekanik. Alışılması zor bir mekanik ve alıştığınız zaman da görebileceğiniz bir mekanik. Fark ettiğiniz üzere hut dediğimiz kısım yani can, para, e, aldığınız skilllerin falan durduğu kısımda aynı şekilde değişmiş duruyor. Zeus skillleri aynı şekilde değişmiş duruyor. Hemen gösterelim tekrardan sizlere. Elektrik vermiş efektin duruyor. Bomba çözmesinden tutun molotoflara kadar her şey değiştirilmiş bir şekilde duruyor. Ama Burada değiştirilen her şey tamamen neredeyse ve neredeyse ee, daha minor. Kompetitivi kesinlikle etkileyecek fakat Competitive aynı anda gelmeyecek. Ve bu majoru gene normal Source 1'de oynayacak tüm oyuncular. Bu yüzden de zaten pro oyuncuları direkt yüzde şunu verdik, bunu verdik, şunu vermedik, bunu vermedik diye bir şey uğraşmadılar. Hatta çoğu pro oyuncu Source 2 alamadığı için aslında birazcık kızgın Volvo. Bu Burada dediği gibi sis bombaları artık çevresiyle etkileşime geçen ışığa, silah atışlarına ve patlamalara tepki gösteren dinamik bir hacimsel nesnelere dönüştürüldü. Bu oyun motorunun gelişmesinden kaynaklanıyor. Çok güzel bir güncelleme ve yeni bir oyuna reality ekletiriyor. Ki benim hayran olduğum ve espor durumunda yaptığım bir oyun olan Rainbow Six Siege'de bile böyle bir özellik yoktu. Hala daha yok bildiğim kadarıyla ve şu anda olması bence çok güzel. Onun dışında boşluklar doğal olarak doldurulacak şekilde genişler diye bir kısım var. Sis artık açık kapı aralıklarından kırık pencerelerden sızacak. Merdivenlerden yukarı aşağı hareket edecek. Ayrıca uzun koridorlara genişleyecek ve diğer sislerle birleşecek. Ya bu ne demek oluyor? Aptal salak sislerde boşluk kalmıyor. Sisleri OP'leştirdik birazcık. Evet ama daha da fazla counter play'ini verdik. Yani sisleri doğal olarak utility kullanımına çok çok daha büyük önem veren bir competitive play gelecek. Geleyim tarayayım kafama göre tak tak yapmama gerek kalmayacak. Bildiğiniz üzere hani klasik olarak maplerden örnek veriyorum. Mirage A execution yapmak 4 tane smokla çok kolaydır. Fakat bu yeni gelen e, update ile birlikte hem A smokunu counterlamak çok kolay olacak. Hem de A smokunu daha düzgün atmak çok çok daha kolay olacak. Özellikle Mirage'da midi smokladığınızı düşünse her zaman aptal salak bir yerde boşluk kalıyordu. O AWP'ci vuruyordu. Artık en azından göremeyecek. Çok büyük bir olay. Işığa tepki. CS2 sis parçalıklarının birleşerek aydınlatma sistemiyle birlikte çalışarak daha gerçekçi ışık ve renklerin gösterilmesine olanak sağlıyor. Yani burada bu daha griyken burada daha kahverengi olabiliyor ve dış ışığa göre renk veriyor. Görmüş olduğunuz üzere belli başlı yerler daha parlak belli başlı yerler daha koyu. Burada ise gölgelik hiçbir alan olmadığı için full parlak. Şimdi tick rate geride bırakmak denilen bir videomuz daha var. Şimdi bunları da izleyelim. Bunları bilerek sizlerle... Allah bunları bilerek sizlerle izlettirmek istiyorum. Çünkü böylece bunların üstlerinde de durmuş olabiliriz. Alt yazımız var mı? Ben Türkçe yapmak istemiyordum ama Türkçe olsun sizler için de olmuş olsun. Tiklerin gelişimi normalde zaten pro maçlarda bildiğiniz üzere 128 tik oynanılıyor. Ve aynı şekilde e, Faceit'te de 128 tik oynanıyor. 64 ile 128 tik çok çok belli baş konulardan değiştirilebilir. Fakat herkes 64 tikten genellikle şikayetçidir. 128 tike buradan yükselmesi zaten burada fark etmiş olduğunuz üzere milisaniyeleri oynattıran bir şeydir. Tik ne kadar yüksekse tepkime sürenizde bir o kadar avantajlıdır. Tabii ki de bu tepkime süreniz internetinizden yani pinginizden tutun monitörünüze kadar kullandığınız o kadar her şeyle değişebilir. Ama genel olarak oyunun sorularında bir üst kademeye çıkartması bence yıllar yıllar sonra dahi olsa oldukça güzel ve mantıklı bir hamle olduğunu düşünüyorum gene Vol tarafından. Çünkü gerekliydi ihtiyacımız vardı. Ve ben her ne kadar artık CS'yi çok çok iyi oynamıyor olsam da daha akıcı bir oyun bize sunacak. Ne görüyorsunuz o? Tick rate artık hareket etmek, ateş etmek veya bomba atman için önemli değildir. Alt frekans güncellemeleri Subtick Counter Strike 2'deki en önemli değişikliktir. Önceden sunucu dünyayı yalnızca ayrık zaman aralıklarında ticklerle değerlendiriyordu. CS 2'nin güncellenen alt frekans mimarisi sayesinde sunucular artık bir hareket başladığı, ateş edildiği ve el bombası atıldığı an tam olarak bilmektedir. Sonuç olarak tick rate ne olursa olsun hareketleriniz ve atışlarınız aynı hızla tepki verecek ve el bombalarınız her zaman aynı şekilde yere düşecektir. Ki bu çok önemli bir şeydi. 64 tick ve 128 tick smoklar farklıdır. Eski pro oyuncular e, yüksek elede oynayan arkadaşlarımız bilir. Ve bu normalde yine mirajlı örnek verelim. t basee attığımız iki farklı smoke vardır. 64 tick de farklıdır, 128 tick de farklıdır. Ve bu iki tiki tick, tick rate'ini birleştirerek mükemmel, daha akıcı ve oyun motoru sağladığı bir şey oluyor ki gene bu da zaten daha önceki bahsetmiştim konuştuğumuz videolara bahsettiğimiz bir konuydu. Devam edelim. Burada dünyaya seviye atlatmak denilen bir adet daha videomuz var. Şimdi burada zaten maplerin farklılığını göreceksiniz. Eski maplerden başlayacak, GO'ya geçecek, oradan geçecek ve tekrar tekrar upgrade'leri göreceğiz. Bu zaten bildiğiniz üzere gelen shader gölgeleme Ufak tefek ayrıntılar. Özellikle mapler çok çok daha parlak duruyor şu anda. Yeni CS'de. Ve çok çok fazla fark görebiliyorsunuz belli başlı durumlarda. Burada zaten videolarda ufak ufak gösterebileceğiz. Görmüş olduğunuz üzere daskin tamamı çok çok daha parlak. Gölgeler çok çok daha belli. Ve mapler genel olarak her yere daha parlak. Ve bu bu kadar parlak olması en büyük avantajlarından bir tanesi de artık yüksek ihtimalle ee, bana ne yazık ki Source 2 çıkmadı. O kısma birazdan geleceğim fakat benim gözüm yeni karakter karakterin anlamadı. Tuhafıma gitti tarzında şeyleri tamamen düşürmek adına yapılmış bir şey ve benim çok 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 hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Hemini gölgeleme sistemi, hemini ışıklandırma sistemi bence çok güzel olmuş. Hem oyunun kalitesini birazcık daha arttırmış hem de Allah rızası için şu anda renkleri ayırmak konusunda çok çok daha rahat hissedebildiğimi de birebir söyleyebilirim. Çünkü benim eskiden her zaman zorlandığım bir şeydi renkleri ayarlamak. Ve bu kadar bir parlaklıkta olduğu zaman sulardan yansımalar olsun, gölgeler olsun oyun hem çok daha gerçekçiye benzemiş hem mapler hiç değişmeden klasik gene bildiğimiz şeyi atmışız. Ha Dusky'i gördüğünüz zaman gene Dusky diyorsunuz zaten ve Overpass'i gördüğünüz zaman gene Overpass diyorsunuz. Yeni bir map gibi gelmiyor. Ama çok daha avantajlı onu söyleyelim. Bizim bildiğimiz CSGO'da olay budur. Değil, değil mi? Daha koyu, daha çok net bir renk paletine sahip fakat yavaş yavaş değiştirdiğimiz zaman gökyüzüyle birlikte renk paletlerin daha canlı olduğunu ve daha ayrı, ayrık edebileceğinizi görebiliyorsunuz. Gölgelerin kalitesinden dahi bakabilirsiniz. Tabii ki de burada mesela ufak tefek şeyler değişiklikler olabilir çünkü grafik güncellemesi geliyor. Direkt oyun motorunda güncelleme geldiği için eski hazır 99 yılından kalma kullanmak zorunda kalmıyorlar. Kendi asetlerini yapıyorlar. Ve oyunun bu renkleri kesinlikle çok çok daha iyi. Yani burada bakalım. Ben burada şurada lacivert CT kafasını çok iyi bilirsiniz. Bu aptal skin'i. Klasik default'u. 20 saat baksam bazen anlamıyorum. Hani 1000 saat 2000 saatte oynamış olsam bu oyunu bazen anlamıyorum. Allah razı olsun. Şu lacivert skin'i ben burada görebileceğim. Çok iyi güncel. Sadece bunun için bile çok sevindim yani. Hani tabii ki de yeni eklemelere falan filan gelmiş ama tek takıldığım nokta bu değil. Tuvaletler. Birebir aynı şeyi savunurum. Mis gibi. Vallahi diyorum hani bu ışıklandırma güncellemesi çok çok lazımdı. Buna özellikle mutlu oldum. Hani mutlu olduğum en büyük noktalardan bir tanesi bu oldu. Map hani hem kalitelileşmiş durdu. Map birebir aynı. Bana göre Valorant renk paletine benzedi birazcık. Oyun artık kendi soluk renk paletinden daha çok daha canlı bir Valorant renk paletine değinebileceğimiz bir şey oldu. Genel aynı şekilde rezil, rüsva, adam olanın çok bile. Sanki böyle Shed Minecraft'ta bu Minecraft'ın normal versiyonu. Bir de shader pack indirip shader açmışsın versiyon gibi olmuş. Bence bu arada grafikleri çok yüksek yapmak gene kafa yoracak. Benim kendi fikrim bu çünkü bunlar tamamen render alınmış resimler. Siz oyun oynarken bu kadar kaliteli %95 durumda durmayacaktır. Çünkü biz daha düşük ayarlarda oynayacağız. Fakat gene de gene pro oyuncuların full artı full ayarlarda oynayacağını zannetmiyorum. Çünkü bu belli başlı durumlarda gölgeler gene insanların kafasını sikebilir diye düşünüyorum. Sadece gölgeler değil. Aynı zamanda belli başlı ekstradan koyulan efektler ve belli başlı entiteler diyebiliriz. Burada Dust 2. Dust 2 bu arada şunu da söyleyelim arkadaşlar. Source 2'ye, bet, Source 2 betası çıkan insanların tek oynayabileceği map şimdilik Dust 2. Geri kalan Source 2 oynayabilecek herkese yazın gelecek. Yazın hepimiz oynayabileceğiz. Zaten daha önce dediğim gibi videolarda CSGO'ya tıkladığınız zaman Source 2 moduyla aç çıkıyor. Ona giriyorsunuz ve ondan açıyorsunuz. Bana ne yazık ki Source gelmediği için bunları sizlere gösteriyor olamayacağım. Fazla durmayalım. Hızlıca ben size hepsini teker teker göstermiş olalım. Ve videonun devamına gidelim. Dediğim gibi video birazcık usul soluklu olacak. Her şeyi tek bir videoda bitirmek istiyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Source 2 araçlarından buradan neler neler eklendiğine bakabiliyorsunuz. Atölye mapleri teker teker gidiyor. Ve şimdi herkesi merak etti olay. İtemler kaldı. Ne dedik? İtemler kalıyor dedik. Wall böyle bir şey yapmaz. Birebir aynı şey dedi. Ne dedi? Tüm CSGO envantanası, CSGO, e, CSGO değil, CS2 de sizinle olacak. Önceden toplamış olduğunuz ögeleri tutmanın yanı sıra bu ögeler Source 2'nin ışıklandırma ve materyal gelişimiyle çok daha güzel olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? İtemlerin fiyatları artacak ve bazı düşük fiyatlı itemler sadece Source 2'de güzel durduğu için artacak. Bunlara örnek vermek gerekirse Doppler, Black, Pearl diyebiliriz. Safir, Ruby, Emerald tarzındaki skinlerin yanında Black Pearl her ne kadar çok çok nadir olsa dahi hiçbir zaman ee, o kadar pahalı olmamıştı. Çünkü çok fazla alıcısı yoktu. Fakat Source 2'deki tipini gördüm ve böyle mal mal baktım. Ciddi anlamda mükemmel olmuş dedim. Karakterlerden tutun belli başlı skinlere kadar belli başlı durumlarda çok çok farklılıklar var. Hatta sizlere birer örnek veririm Spill'in bugün attığı tweet. Normalde Shadow Daggers böyle wiggle oluyordu. Nasıl diyeyim sallanıyordu birazcık. Bunu CS2'de düzeltmişler. Ne oldu biliyor musunuz? Bende Shadow Daggers var. Arkadaşlar bu buçuk 2500 liraydı. Hadi söylüyorum. Hadi ben birebir söylüyorum siz bilin. 2500 liraydı bu bıçak. Hani oturduğum yerde bir 300 100 falan kar ettim. Hani öyle düşünebilirsiniz. Çok çok tuhaf yani. Devam edelim. Yüksek çözünürlük efektler. Zaten burada efektlerden bahsetmiştik. Gölgeler, gölgemeler, kanlar, ıvırlar, zıvırlar. Çok çok daha Realistik çok çok daha güzel olacak gibi duruyor. Ben yine pro oyuncunun seveceği bir update olduğunu düşünmüyorum. Yüksek ihtimalle grafikler düşeceği zaman daha insan gibi duracaktır. Yine ortam efektlerinden görebildiğiniz üzere. Hem buradaki sıvının oynamasından tutun. Buradaki e, bezin yanmasına kadar ve molotofun kendisine kadar çok güzel olduğunu da söyleyebilirim. Hani ciddi anlamda kaliteli yeni yapım bir Half-Life oynamış gibi hissettiriyor sizlere. Patlamasından tutun kalan şeylere. Ben şahsen gelen görsel güncellemeyi düşündüğümden daha bile çok beğendiğimi söyleyebilirim. Arayüzdeki geliştirmelerden zaten bahsettik. Rank kaplamalar, HUD'daki durumlar, e can barları, armor barları falan filan değişinden bahsettik. Sesler değişti. Sesler daha kaliteli deniliyor. Source 2 dediğim gibi deneme fırsatım olmadı. Denersem sizlere söyleyeceğim ama ses kasmak daha kolay ve daha mantıklı olacak gibi duruyor diye düşünüyorum. Dahası gelecek diyor zaten sırlı testte büyük hataların geze kadar çözülebilmesi için CS2'nin özelliklerini yalnızca bazıları test edilecek ama ilerleyen zamanlarda çok daha fazlası gelecek birkaç ay içinde CS2'nin tüm detaylarını açıklayacağız ve bunları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Yani ne diyor? Ben bunun üstüne major Art operasyon getiriyorum. Oyun sayımı katlıyorum. Valorant giymiş diyor CS. Bir nevi olarak. Zaten güzel update'lerden bir tanesini burada görmüş olduğunuz üzere artık aşağı baktığımız zaman evet bacağımızı görebileceğiz ve ayakkabımızı görebileceğiz. Ya bu ne demek oluyor arkadaşlar? Ajan skinleri de pahalı olacak demek oluyor. Hoş mu? Değil ama görmüş olalım. Şimdi gelelim fasulyelerin faydaları. 15 dakikada bence bitirmişiz. Çok güzel olmuş. 25 dakikada maksimum bitiririz gibi duruyor. Şimdi buradaki tüm soruları teker teker geçeceğiz. Çünkü buradaki tüm soruları eğer geçmezsem yüzü sorulacağınızda eminim. O yüzden iyi dinleyin. Arkanıza yazsın ve bir 10 dakikalık daha CS'den keyif alalım. CS2 sırlı testine nasıl erişim sağlayabilirim? Oyuncular CS2'nin geliştirici ekibinin önemli bulduğu bir dizi faktörlere bağlı olarak seçilir. Resmi WoW sunucularındaki oyun süresi, güven faktörü ve Steam hesabının sicili gibi durumlar bu faktörler arasındadır. Ancak hepsi bunlar ile sınırlı değildir. Yani oyunu sıkça oynuyorsanız, iyi bir güven faktörünüz varsa, rankınız ne olursa olsun Steam'den bir şeyler alıp satıyorsanız, Steam hesabınız iyi bir durumdaysa veriliyor. Bana niye verilmedi? Hiç anlamadığım bir durum. Komik olarak da bu aralar oyunu aslında oynuyorum. 3-5'te olsa. Ve ben gelmesini şahsen bekliyordum ama olmadı. CS2 sınırlı testine seçelim nasıl bilebilirsiniz? Mail gelmiyor arkadaşlar. Oyun içerisinden geldiğiniz anda direkt olarak ana önünde bir davet ekranı geliyor. Zaten burada da dediği gibi eğer bir davet aldıysanız kayıt ol butonuna basıp indirmeye başlatabilirsiniz. İndirme işlemi tamamlandığında CS2 sınırlı testini oynayabilmek için CSGO'yu başlatın ve sınırlı test seçeneğine tıklayın. Yani siz oyuna girdiğiniz zaman başka oyunlarda bilirsiniz veya GTA 5'le örnek verdim. 5M'e girmek istediğiniz zaman farklı bir client açıyorsunuz da Fiverr'i siktir dedim. Yanlış örnek veriyorum az kalsın. Single player ile multiplayer için ayrı olarak tıklamanız gerekiyor. Single player'ı mı girmek istiyorsun multiplayer diye mi? Bunda da gene CS'ye tıkladığınız zaman source key modunda mı girmek istiyorsun normaline mi diye soruyor. Sınırlı testine ne sıklıkla oyun, oyuncular eklenecek demiş. Sınırlı testte zamanla daha fazla oyuncu eklenecektir. Gene davet alıp almadığınızı kontrol etmeniz için ayda yılda bir ayda yılda bir demeyelim. Ideal'da bir oynayanlara vermekten daha çok sürekli olarak oynayan, aktif olan, kontent yapabilecek insanlara verilecek. Ben şahsen Volvo birebir bunun için mail atacağım çünkü kontentini yapmak istiyorum. Mümkün olduğu sürece bu süreç Jesse Eğer Source 2'ye hızlı erişmek istiyorsanız yüksek ihtimalle aktif oyuncular daha daha çok eklenecektir diye düşünüyorum. CS 2 sınırlı testte hangi özellikleri içeriyor? Burada dediğim gibi sınırlı testte başta Dusk haritasının ölüm maçı ve dereceli olmayan rekabetçi modlarında Eli eşleştirme sunacaktır. İlerideki sınırlı test güncellemeleri de diğer oyun ve haritaların özelliklerini sunacak. Daha önceden videoda dediğim gibi sadece Dusk haritasını oynayabileceksiniz. Sınırlı testindeyim. Nasıl hata bildirebilirim diye bir şey gelmiş. Burada da Wolf çok mantıklı bir şey yapıp feedback almaya açık olduğunu gösteriyor. Burada geliyorsunuz diyorsunuz ki wolfsoftware.com burada çeviri birazcık problem olmuş ama hani ben sizlere şunun düzgününü göstereyim. Siz bilin hatta şuraya yazalım. Burada bu et bildiğiniz et zaten. Burada çeviriden kaynaklı olarak bir bug olduğunu düşünüyorum. cs2team.wallsoftware.com'a mail attığınız zaman ve başlığı da cs 2 LT report olarak yazdığınız zaman buradaki problemi açıklayabilirsiniz. Tabii ki de aranızda yapacaklar olan varsa İngilizce yapmanızı öneriyorum. Cisco envanter ögelerimi CS2'de kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsiniz. Eğer oradaki envanter ögelerini değiştirmek isterseniz de CSGO'nun yani Source 1 oyunun içinden yapmanız gerekiyor. CS2'nin içerisinden yapamıyorsunuz. CS2 sınırlı testine devam ederken CSGO oynamaya devam edebilir miyim? Evet oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da önemli nokta. CS2 sınırlı testinde XP puanı yani tecrübe puanı kazanabilir miyim? Kazanabilirsiniz ve bu kazanılan puanlar otomatik olarak CS'nin normal sürümünde aktarılacak. Kontent yapabilir misiniz CS2 hakkında? Evet kesinlikle yapabilirsiniz. CS2 sınırlı testin atölye haritalarını çalıştırabilir veya oynayabilir miyim? Hayır. Şimdilik olmayacak. Gelecekte eklenecek. Yüksek ihtimalle CS2 tam tamına resmi çıktı zaman ekleneceğini düşünüyorum. CSGO'da ban yemiştim. Aynı Steam hesabını kullanarak CS2 oynayabilir miyim? Hayır. Vakbanınız varsa CSGO'da ne yazık ki CSGO 2'de de Vakbanlı sunucularda oynayamazsınız. Şansınıza küsün. Rekabetçi bekleme süreleri CS2 ve CSGO arasında paylaşılıyor mu? Yani CSGO'da veya CS2'de rekabetçi bekleme süresi yersiniz, oyundan hızlıca çıkarsınız, bolca kick ye, ye, yersiniz, grief yaparsınız. İki yerde de eşleşmeyi kullanamazsınız. Yani hala da birbirleriyle baya bir bağlantılı oyun ve böyle de kalacak. CS2 sınırlı testte Linux veya MacOS üstüne katılabilir miyim? Hayır, sadece Windows'da kullanabilirsiniz. O yüzden yazılımcı ve Starbucks'ta şov yapan arkadaşlarımız üzgün Mac'leriyle Erkek adam Windows işidir. Bunları yapar. Hemen cinsiyetçi olarak davranmayalım. Ama bugünlük benden bu kadar olsun. Sorularınız varsa sorun. Yanıtlamaya çalışırım. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Olabildiğince enerjik, olabildiğince mutlu edebilecek bir şekilde umarım. Anlatmışımdır. CSG bugünlük bu kadar. Valla ilerisine bakalım. Sorularınız olursa ekstradan bir durum yapmanızı isterseniz cevaplayın. Skin Market'e nasıl etkiledi hakkında da ayrı bir video. Kendim sonra yapacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse kanala like atıp abone olabilirsiniz. Aynı şekilde Skins Makine'de sponsor oldukları için teşekkür edelim. Onların linkleri aşağıda var. Hoşçakalın. Bay bay.